TV264 ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sevgili Aziz Güvener'le birlikte günaydın. Günaydın. Herkese hayırlı günler diliyorum ben de. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın haftanın sonu. Bir haftayı daha geride bırakacağız. Evet. Geçiyor vallahi zaman. Evet, geçiyor. Ses yankılanıyor. Aziz abinin sesi yankılanıyor. Vallahi geçiyor ya. Anlamadım. Suyu bakıp gidiyor. Vallahi ömür geçiyor. Evet. Bunlar ne gibi ömür geçiyor yani. Bugün biraz yoğunuz. Farklı haberler var ama evet. Günün en önemli başlığı Akgün Altun dün mecliste yaptığı konuşma. BMC arazisinin serbest bölge olmasını istedi kendisi. Günün ana haberi bu diyebiliriz. Gazetelerde zaten bunu görmüş. Biz de az sonra değineceğiz ama önceliğimiz tabii ki yine kar. Evet. Yine çok soğuk bir güne uyandık ama yarından itibaren kar şehir merkezini terk ediyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Hüseyin hemen ver banner'ı. Medyabar'ın manşetini ver. Bu arada hemen başlamış olalım. Meteoroloji sadece iki ilçe için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İki kuzey ilçesi o bugünden da... Bugünden itibaren kuzey ilçelerinde kar yağışı olacak. Aynen, Kocaeli ve Karasu şiddetli kar yağışı bekleniyor. Onun haricinde... Dün itibariyle zaten o tarafta yoğun bir kar görülmeye başlandı. Artık yani ilimizi yavaş yavaş terk ediyor. Karadeniz soğuklar da terk etsin. Evet, Karadeniz üzerinden yağışlar ilimizi terk edecek ama yanılmıyorsam yarın hava biraz açık. Evet. Daha sonra tekrar yağmurlar başlıyor. Evet şey ama sabah atıyordu. Evet, hafif, biraz attı. İnce ince evet. Bir kar yağışı vardı ya sabah. Bugün böyle geçecek. Yarın itibaren de yağmurlu yarın bir hava geliyor. Yarın parçalı bulutlu. Cumartesi karla karışık yağmur. Yeni haftaya da yağmurlu havayla evet. Başlayacağız. Meteorolojinin yaptığı son açıklamaya, değerlendirmeye göre bu arada... yine don olayları kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda o iki ilçede aksamalar olabilir. Bunun yüzden de biraz dikkat etmekte fayda var. Meteorolojinin uyarısı bu yöndeydi. Ya böyle artık şey diyorum ben bu haftadan itibaren yaz gelsin ya. Evet. Yani yaz gelsin üşümeyelim artık. Her mevsimin artık. Farklı tadı var. Evet orası öyle de ya gerçekten hani çok üşüdük. Ben zaten üşüyen bir insanım. Hani daha da çok üşüyorum şu günlerde. O yüzden hani yazı artık böyle iple çekiyorum, yeter artık diyorum ama işte her mevsimi yaşamak güzel. Ekolojik sistem için, küresel evet. Isınma için tabii ki mevsimlerin zamanında yaşanması çok ama çok önemli. Artık yavaş yavaş da kar gündemimizden çıkar çok büyük bir şey olmazsa bizim. Evet şimdi gelelim bugünün ana konusuna. BMC'nin serbest bölge olmasına. Hüseyin verelim manşet. Evet dün Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantısı vardı. Başkan Akgün Altun orada önemli açıklamalarda bulundu. En önemli açıklamalarından biri de Karasu'daki o devasa arazinin BMC'ye tahsis edilecek ama daha sonra vazgeçilen o arazinin serbest bölge olmasını istedi. Bunun için çalışmalar yaptıklarını, gerekli yerlere başvuru yapacaklarını da ifade etti Sayın Altun. Şöyle bir açıklamada bulundu. Devlet tarafından Karasu'da münferit yatırım yeri olarak belirlenen bölge yatırım yapması için BMC'ye tahsis edilmişti. BMC'nin burada yatırıma devam etmemesi halinde bu bölgenin serbest bölge olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz ifadelerini kullandı dünkü meclis toplantısında. Evet. Türkiye'de şu anda 18 tane serbest bölge var. 19. bölge Karasu neden olmasın olabilir yani. Evet. Yani bu burayla alakalı geçtiğimiz günlerde Sayın Akgün Altun'un bir açıklaması olmuştu ve yanlış anlaşılmıştı. Hı hı. O arazinin satışıyla alakalı evet. Vesaire durumlar ortaya çıkmıştı. Ama daha sonra kendisi yaptığı açıklamayla bunu netleştirdi. Zaten evet. BMC'nin de öyle bir durum yaşanmayacağını, hı hı. Devlete iadesi olacağını söylemişti. Konu gündeme geldikten sonra ve Akgün Altun'u da bu araziyle alakalı ciddi anlamda bir mesaiye harcıyor. Hı hı. Önümüzdeki günlerde de bu konu netleşir diye düşünüyorum.
Yani biraz zor gibi görünüyor ya serbest bölge. Olsa keşke, çünkü serbest bölge olmanın çok avantajları var. Bir kere oraya kurulan firma işte vergi vermiyor. Evet. KDV'lerden muaf oluyor. Ya bir sürü avantajı var ama... Adana'da örneği varmış yani bu serbest bölgenin. İnşallah burada da olur. Yani şu BMC zaten o arazi bir şekilde değerlendirilmesi lazım ki şu, evet, artık Sakarya'nın gündeminden çıksın bu BMC arazisi. Çünkü yani senelerdir konuşuyoruz. Bir türlü ne olacağı, ne yapılacağı karar verilemedi. En son işte farklı bu tank palet için falan, evet, evet, ayrılmıştı. Ama daha sonra o bölgeden de vazgeçildi. Farklı şehre gidildi. O da elimizde patladı. İnşallah Günaltuğ'un girişimleri bir sonuç elde ederiz de istenilen olur en azından. Çok da güzel olur. Gerçekten ciddi mesai harcıyor kendisi. Evet. Yani, gündeme geldiği günden itibaren hem fabrikanın yapımı olsun hem işte oradaki sanayileşme olsun. Evet. Ciddi anlamda mesai harcıyor. Ya sanayileşme şöyle, oraya o fabrika kurulsaydı devamında gelirdi. Yani, evet, yatırımcılar orayı tercih edebilirdi. O anlamda diyorum sanayileşme. Çünkü hem liman var orada. Evet. En büyük avantaj. Bakıldığı zaman da çok büyük bir arazi üzerinde yapılacaktı. Hı-hı. Ama vazgeçildi. Şimdi oranın iadesiyle alakalı çalışmalar sürdüğü için Sayın Akyo Altuğ da böyle bir girişimde bulunmuş. Önceden i̇nşallah de bulunmuş. Sonucu, inşallah sonucu güzel olur. Yani Erol Bey döneminde de yine serbest, evet, bölge için bir girişimde bulunulmuş ama bir sonuç elde edilememiş. Şimdi Akgün Başkan döneminde bakalım, inşallah bu sefer istenilen olur o BMC arazisiyle ilgili. Evet, şimdi çok tartışılan bir konu var efendim. Hüseyin, hemen o manşeti verir misin? Polemik büyüyor, evet, akar, çok sert çıktı şeklinde. Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi MHP'nin Oğuz Erhan Kopuk, Gaffar Okan hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hemen şu ifadeyi kullandı, okuyayım. Gaffar Okan yerin ateş olsun, cehennem mekanın olsun ifadesini kullandı. Ama daha sonra da bu mesajını, paylaşımını kısa süre içerisinde sildiği iddia edildi. İşte Kocaeli'de yerel gazet bir haber sitesinin yaptığı habere göre bu konu, bu arada onu da aktaralım sizlerle. Bu Gaffar Okan'la ilgili yapılan bu paylaşım tabii ki büyük tepkileri de beraberinde getirdi. MHP'li Başkan Ahmet Ziya Akar'dan da bu konuyla ilgili bir tepki geldi. Paylaşımla ilgili Akar şu ifadeleri kullandı. Bu ülke için görev başında şehit düşen bir kişinin hakkında aleyhinde konuşmak ne olursa olsun kimsenin haddi değildir. Öncelikle herkes haddini bilecek. Ali Gaffar Okan bir terör saldırısı sonucu şehit olmuş. Türkiye'nin ve Sakarya'nın bir değeridir. İddialara göre yapılan o paylaşımda asla kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. Bu arada yine Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık'tan da bu paylaşıma destek geldi. Sen ne dersin bu paylaşımda? Evet ya, bu önceki gün başlayan bir süreç. Hı hı. Gerçekten hani... Bu tweet'i niye attığını, niye böyle bir tepki gösterdi, onu haklı çıkarmaz ama yani Akar ciddi bir tepki, evet, göstermiş, haklı bir tepki göstermiş. Yerinde de bir tepki olmuş. Yani sonuç itibariyle bu ülkeye emek vermiş, mesaisini harcamış, vatanın milleti için mücadele etmiş, kurban gitmiş. Belli bir halk tarafından, hı-hı, orada desteklenmiş. Görevi başına şehit olmuş biri için çıkıp da bu şekilde saçma sapan tweetler atıyorsunuz. Bence sadece Akar'ın tepki vermesi değil, herkesin bu tepkiyi, evet, vermesi gerekiyordu ama kimseden bir tepki görmedik. Sadece işte, evet, il başkanından bu tepki gördük. Yani diğer siyasi parti il başkanlarından da, milletvekillerinden, evet, de hatta yani herkesinden... Sonuç itibariyle Sakarya'nın bir değeridir, evet, Gaffar Okan. Türkiye'nin değeri. Yani biz burada yaşadığımız için o şekilde, hani buralı olduğumuz için yakinen biliyoruz, takip ediyoruz. Yıllardır da nasıl bir sevgisel olduğunu görüyoruz yani. Sadece Akar'ın değil, bütün il başkanların, sivil toplum örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının tepki göstermesi, evet, gerekiyor ama kimseden bir ses duyamadık yani bu anlamda. Tanımamış da olabilirler.
Kesinlikle. Çok fazla gündeme de getirilmemiş olabilir ama bizim tabii dikkatimizi çekti bu paylaşım, haber yakalama. Evet. Şey söyleniyor, ne kadar doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Aziz Bey bir ses verir misiniz? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu an seste bir sorun var galiba. Bir yankı da geliyor zaten. Evet. Şey söyleniyor bak, bilmiyorum ne kadar doğrudur, yanlıştır, rahmetliyi tanımıyorum neticede. Evet. Ülkücüleri çok sevmedi. Ya kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama yani hani ithamlar, söylemler falan bilmiyoruz ne olduğunu, hani ne düşünüyor, nasıl bir kafa yapısı var bu arkadaşın ama sonuç itibariyle bu ülkenin bir değeridir. Yani hayatını kaybeden siyasilerle ilgili de işte Hüseyin şeyi banner'ı verir misin ekrana? Yani sonuç itibariyle siyasiler bu ülkede emek vermiş siyasiler de bir takım yanlışlar yapmışlardır. Onlarla ilgili de paylaşımlar yapılıyor zaman zaman ama yani hakaretvari, işte aşağılayıcı cümleler kurulması yanlış. Valla bilmiyorum hani bunun bu paylaşımı niye yaptı, daha sonra sildiği konuşuluyor. Ya sevmek paylaşım. Zorunda, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama evet. Bir kere saygı duymak zorunda. Bir insan görevi başındayken vatanı uğruna hayatını kaybediyor. Bu arada mikrofonu bir türlü takamadım. Evet. Vatanı uğruna görev yapıyor. Bir kere her şeyden önce buna saygı duymak lazım. Şehit düşmüş. Bu vatan uğruna şehit düşmüş bir isim kendisi. Ve ölmüş bir insan. Hadi onu da geçeyim. Ölmüş bir insan yani. Bu kadar ağır bir ithamda bulunmak, sevmiyorsan tepkini belli etme. İçinde tut yani. Ve sen hani bir siyasi partide bir görevi olan bir insansın. Hani bunun tepkiyle karşılaşılacağını, ki yeri gelir belki görevden de alınabilir. Bunlar da olabiliyor Türkiye'de. Evet. Ama ben üzüldüm. Bakalım partiden nasıl bir tepki gelecek? Kocaeli'den nasıl bir tepki gelecek? O önemli. Biz Sakarya olarak MHP'li başkanı sert bir tepkisini gösterdi. Evet. Ya ben üzüldüm. Bizim değerlerimize bu kadar yani göz... Ya bu sosyal medya denilen şeyde işte insanlar bunu amaçsız bir şekilde de kullanabiliyor. İstediği yönde de paylaşımlar yapabiliyor ama daha sonra pişmanlık duyup siliyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor vazgeçiyorlar. İşte. Ama yani onun için herkes bu sosyal medyayı kullanırken biraz daha fazlasıyla dikkatli olması gerekiyor. Yaptığınız paylaşımlar farklı yerlere de gidebilir. Evet. Bir anda büyük tepkilere de yol açabilir. Gibi çok örneği var. Çok büyük var. Dikkatler de çekebilir. Yani amacının dışına çıktığı zaman sosyal medya kullanımı çok büyük sıkıntıları da gebe kalabilir yani. Yani ki bu paylaşımlar yüzünden gözaltına alınanlar, hapse atılanlar çok var Türkiye'de. Ama dediğimiz gibi kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Ali Gaffar Okan bu Türkiye'nin, bu ülkenin bir değeridir. Terör saldırısında şehit olmuş bir isimdir. Diyarbakır'da yaptıklarıyla adından söz ettiren bir isimdir. Sevmiyorsanız bile saygı duymak zorundasınız bu ülke için. Evet, şimdi bir zam haberimiz var sırada. Ulaşıma biliyorsun zam geldi. Evet. Toplu ulaşıma. Toplu ulaşıma gelen zammın ardından taksilere de efendim zam geldi. Hemen bunu da duyuralım izleyicilerimize. Taksiyi sık kullanan izleyicilerimiz varsa. Yani şöyle zaten varsa, hani bekleniyordu. Evet. Dolmuşlara gelen zamın sonrasında taksilere de zam gelmesi bekleniyordu. Onlara da dün itibariyle zam geldi. Hafta sonundan itibaren uygulanmaya başlanacak mı sanırım. 5 lira olan açılış ücreti 6.70 liraya çıktı. Kısa mesafe 15 liradan 20 liraya, 100 metre başına 0.50 liradan 0.60 kuruş oldu. Bekleme ücreti de 50 kuruştan yine 69 kuruşa yükseltilmiş. Yine taksicilerin 1 lira 75 kuruşluk zammı tarife yansıtabilmesi için taksimetre güncellemesine de 1070 lira ödeme yapması gerekiyormuş. Şimdi ilimizde taksi kültürü son zamanlarda artmaya başladı. Çünkü dolmuşta kısa mesafede gidiliyor her yere. Sakarya'da ulaşım da kolay yani. Ulaşım kolay. Onun için taksi kültürü yoktu aslında bakıldığı zaman. Son yıllarda işte bu arttı. İnsanlar tercih etmeye başladı. Yani burada zaten
öyle çok afaki bir rakamlar çıkmaz ortaya. Evet. Yani bir yerden bir yere gitmek en fazla 20 dakika. Yani şehir merkezinden bahsediyorum. Aynı. İlçeler dışında. Onun için çok büyük bir rakamlar ortaya çıkmıyor taksilerde. Yani en fazla 30 lira diyelim. Evet, yani 30-40 lira. O da mesela 4 kişi 5 kişi bindiğiniz zaman bir araca, bir taksiye kişi başına 10 lira düşer. O da hiçbir şey değil. Zaten dolmuşa binseniz nereden baksan hani arada 3 lira falan evet, oynar. Yani, onun için ideal bir rakam yani taksiler içinde. Yani zaten bu insanların da çok masrafları var. Araç bakımları var, benzin paraları, akaryakıt fiyatları. Tabii ki toplu ulaşıma zam geldiği zaman taksilere de gelecekti. Beklenen bir durumdu. Şaşırmadık açıkçası. Olması gereken, bu şartlarda olması gereken bir durumdu. Tabii ki hafta sonundan itibaren de uygulamaya geçmesi bekleniyor. Zamlı tarifenin bunu da duyurmuş olalım. Şimdi... Evet. Hendek'e götüreceğiz efendim sizleri. Hendek'te yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Sarılar. Evinde uyurken iddiasına göre kız kardeşi tarafından yüzüne yanıcı madde atılıyor. Ve yüzü şu an gördüğünüz gibi ciddi derecede yüzünde yanıklar, kolunda elinde yanıklar oluşuyor. Ya ben bu olayı hiçbir anlam veremedim ya. Yani iddia zaten hani... Hı hı. Kim ne yaptı, nasıl oldu? Kardeş de gözaltında galiba. Serbest bırakılmış. Serbest bırakıldı mı? Gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmış. İşte Ahmet Bey'in iddiasına göre de ben kardeşinin kendilerini istemediğini, daha özgür bir hayat sürmek istediğini, evde daha rahat yaşamak istediğini iddia ediyor. Ama yani bu kendisi. Noktaya gelene kadar neler yaşandı onu işte da bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Yani evet. Bunun altında durup dururken şimdi ben senin yüzüne yanıcı madde atar mıyım? Yani. Bir neden olması lazım bununla. Tasvip etmiyoruz yapılan hareketi. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama hani neyse önce haberi izleyelim. İzleyelim. Ya. Önce haberi izleyelim ondan sonra konuşalım. Güzel çocuk çünkü 25 yaşında bir o arada kız kardeşim oh dedi iyi oldu dedi yaktım şunu dedi. Uyurken dehşeti yaşadı. Yüzünün yakıldığını iddia etti. Üstelik bunu ona yapanın da kız kardeşi olduğunu söyledi. Şimdi kız kardeşim için açıkçası beni evde işlemiyorum. İddiaya göre Hendek'te yaşayan Ahmet Sarılar uyuduğu sırada üzerine yanıcı madde döküldü. Can havliyle uykusundan uyanan Sarılar ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Hemen yüzünü ve ellerini soğuk suyun altına tutan Sarılar sonrasında 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Tamam. O gitti, savcılığa gitti. Bu yanlışlık. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma merkezinde ifade veren Sarılar olayı gerçekleştiren kişinin kız kardeşi SS olduğunu iddia etti. Kız kardeşimin bana oh neyi yaptım seni yaktım demesini sözlerini bana karşı duydum. Ama ben tabii ki canımı kurtarmanın derdinde olduğum için elim soğuk suyun altında tuttum. Bu esnada annemin de kız kardeşime sen bu aklı kimden aldın da böyle bir şey yaptın bunu yaktın diye ona karşı bir sert bir söylenişte bulunduğunu duydum. Hesnek hastanesinde orada müdahil çabuk yapıldı bize. Ellerimizi başımızı yıkama yapıp krem veya şekilde sürüldü. Oradan pansuman yapıldıktan sonra Adapazarı Araştırma Hastanesi'ne gittiğim söylendi. Bilgiyi yattığım ambulansın içerisine alıyordum çünkü. Sarılar, yaşanan bu olay sonrası kız kardeşinden şikayetçi oldu. İfadesi alınan SS daha sonra serbest bırakıldı. O evde kafasına göre canı istediği şekilde yaşamak istiyordu. Bunu zaten daha önceki de tartışmalarımız vardı. Ben 3 evlat babasıyım. Benim sorumluluklarım var. Ben ölebilirdim de. Ağzımdan da sıcak su veya o yanık da girebilirdi. Gözümden de girebilirdi. Ben hastaneye de yetişemeyebilirdim. 3 tane çocuğum ne olacaktı? Kim bakacaktı? Soruyorum. Hak mıdır bu? Adalet midir bu? Hak ve adaleti biz nasıl arayacağız? Kardeşim canımı tamamen kastetmiş. Adaletin bir an önce yapılması gereken neyse tutuklanması mı gerek? Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılmasını istiyorum.
Evet, oh seni, oh ne iyi yaptım, seni yaktım ifadelerini kullanmış Ahmet Bey'in iddiasına göre kardeşi bu olayı gerçekleştirdikten sonra. Ya şimdi şey diyorum, acaba hani psikolojik sorunlar da olabilir kız kardeşinin. Bu tarz vakalar da olabiliyor. Ya şimdi tek taraflı dinlediğimiz için. Evet. Yani karşı tarafın söylemlerini bilmiyoruz. Çok yapamıyor, kestiremiyoruz evet. Yani. Yani şimdi yorum yapacağım konuyla alakalı. Tek taraflı olduğu için iddialardan ibaret. Karşı tarafın yani ne dediğini bilmiyoruz, ne yaptığını bilmiyoruz. Onun için bir yorum da yapamıyorum. Yani karşı tarafın belki akıl sağlığı yerinde değil. Bu da olabilir. Yani şöyle, akıl sağlığı yerinde olmasa zaten serbest bırakılmaz. Tedavisi görülür. Yani her şeyi düşünüyorum. Yani ayağı yere basmıyor, anladın mı evet, haberi? Evet, havada. Evet, yani yorum yapılacak bir durum bulamıyorum ben. Çünkü tek taraflı yapılmış bir haber. İnşallah karşı tarafın da bir açıklaması olur bu konuyla yani, alakalı da. Sırf rahat yaşamak evet. için iddiasına göre. Ya ben anlamadım herhalde şey, bütün aile eşinden ayrılmış sanırım, çocuklarıyla evet. falan. Bir yaşıyor evde kardeşiyle, annesiyle falan Ahmet Bey sanırım. Çocukları da istemiyormuş iddiasına evet. göre. Kendisini de istemiyormuş. Daha rahat bir yaşam sürmek istiyormuş kardeşi. Özgür olmak istiyormuş. Bunları söylüyor. Gerçekten bu nedenlerden dolayıysa yazık. Evet. Ama dediğimiz gibi çok bir şey de demek ben de istemiyorum. Ama tabii ki hiçbir şey bunun yapılmasını gerektirmez. O da ayrı bir konu. Geçmiş olsun. Evet. Yerel gazetelere geçelim. Bilindiği üzere sanayide işte İran'ın doğalgaz akışının kısıtlamasının ardından elektrik kesintileri ve doğalgazla alakalı sıkıntılar meydana gelmişti. Evet. Yeni Haber gazetesi de dün Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen işte Ocak ayı meclis toplantısında sanayiciler tepki göstermişler. Bunu manşetine taşımış. OSB'lerde yapılan elektrik kesintilerine tepkiler SATSO meclisinde dinmedi. Üst başlığıyla vermişler. Başlık terk edip gidelim mi manşeti bugün yer almış. İran'ın doğalgaz akışının kısıtlamasının ardından TEİAŞ tarafından OSB'lere yönelik gelen elektrik kısıtlamasına yönelik iş dünyasındaki tepkiler SATSO meclis toplantısına damga vurdu demiş. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, OSB'ler hayalet şehirlere döndü. İş yapmak için ülkeyi terk edip gidelim mi demiş. Şunu da altını çizelim. Dün akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Ve 10 gün içerisinde bu sıkıntıların giderileceğini belirtti. İnşallah. Onu da buradan söyleyelim. Dün Karasu'daydı bir tane fabrika. Geçen evet. bir süre ara verdi. Devletin asli görevi alt başlıkla devam etmiş haber. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ocak ayı meclis toplantısı dün meclis başkanı Talip Kuruş başkanlığında yapıldı. OSB'lere yönelik yapılan 3 günlük elektrik kesintisine tepkiler meclise de yansıdı. Birçok meclis üyesi yapılan kesintiye uğradıkları zarar dile getirirken, tepki gösterirken SASO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, devletin asli görevinin sanayicisine, üreticisine elektrik ve doğalgaz sağlamak olduğunun altını çizerek OSB'ler hayalet şehir oldu diye konuştu demiş evet. Yeni Haber gazetesi. Bu arada bakanın da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bu konuyla ilgili açıklaması var. İstersen evet. bir bakalım mı ona, neler söylemiş yani bakan. Onu evet onunla haberde, alakalı. Yok, orada şey görüntülü. Görüntümüz mü var onunla? Tamam, görüntüyü izleyelim. Bakanın açıklamalarını izleyelim bu konuyla ilgili neler söylemiş Sayın Varan. Konudan sonra devam edelim. Sanayi sektöründe doğalgaz ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor. İran'ın Türkiye'ye verdiği doğalgazda arıza gerekçesiyle başlattığı kısıtlama tüm Türkiye'deki fabrikaları etkiledi. Karasu OSB'de bulunan bir fabrika doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama nedeniyle üretime geçici olarak ara vermek zorunda kaldı. İş dünyasının ciddi sıkıntıya düşüren bu konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Varank, fabrikalara en az etki edecek şekilde çalışmalar yapıldığını belirtti. İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi. Bu durum organize sanayi bölgelerinde ve sanayi tesislerimizde doğalgaz ve elektrik arzında kısıtlamalara gidilmesine neden oluyor. Elbette
kış şartlarının ağır geçtiği böyle bir dönemde doğrudan vatandaşlarımızın evinde kullandığı gaz ve elektrikte bir kesintiye gitmemiz düşünülemez. En başından beri Enerji Bakanlığımız süreci hassasiyetle yönetmeye çalışıyor. Dün de sektör temsilcileri, OSB yönetimleri, odalarla bir araya geldik. Bu sıkıntılı süreci nasıl atlatacağımızın istişaresini yürüttük. Enerji Bakanlığımız sanayicilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak İran kaynaklı bu kısıtlamaları üretime en az etki edecek şekilde düzenliyor. Varank bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini işaret etti. İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız. Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin oluşturmaya çalıştığı panik havasına lütfen kimse aldırış etmesin. Şoklara karşı direncini defalarca kanıtlamış sanayi sektörümüz birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden de gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğimiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. Açıklaması bu şekildeydi. Kısa zamanda çözülecek inşallah. Bu i̇nşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten dün bir açıklama yaptı. 10 gün içerisinde bu sıkıntıların giderileceğinden bahsetti. Çok ciddi sorun olur çünkü. Evet, bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Bizim Sakarya Gazetesi de Karasu'da bulunan BMC fabrikasının arazisiyle alakalı Sağso Başkanı Akgün Altun'un açıklamalarına yer vermiş. BMC arazisinde serbest bölge. Sağso Başkanı Akgün Altun yatırımdan vazgeçen BMC'ye verilen Karasu'daki arazinin serbest bölge olarak değerlendirilmesi için talepte bulunacaklarını söyledi. Sağso Meclis toplantısına yaptığı konuşmanın sonunda serbest bölgeler hakkında bilgi veren Akgün Altun, ticaret kolaylığı imkanı, kar transferi imkanı, pazar ihtiyaçlarına göre serbestçe belirlenecek, ticari faaliyet imkanı, mallar için süre sınırlamasının olmamasının imkanı, bürokrasinin en aza indirilmesi imkanı gibi pek çok avantaj sağlanmaktadır demiş. Medyabar manşetinde de bu durumu değerlendirdik. Evet, Yeni Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Sakarya Gazetesi de serbest bölgeyi manşetine taşımış. Biz farklı bir haberle devam ediyoruz. Zam öncesi ilaçta stokçuluk başlığıyla alt başlıktan bir haber vermiş Yeni Sakarya Gazetesi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, Şubat ayında ilaçta euro kuru güncellemesi nedeniyle ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından piyasada bulunmayan ilaç sayısına hızla artış yaşanıyor demiş Eczacılar İşverenler Sendika Başkanı Nurten Saylan'ın açıklamalarına yer vermiş Yeni Sakarya Gazetesi. Bu pandemi döneminde yine daha önceden de konuşmuştuk biz bu konuda. Evet. Ciddi sorun var. Hem ilaç fiyatları çok pahalı. Ya gerçekten pahalı. Ya ben artarak da devam ediyor. Yani euro bazında olduğu için bir ağrı kesici alayım demiştim. Yani dünyanın parasını istemişlerdi. Ama ilaç tedariğinde de sıkıntı var. Yani bazı ilaçları bulmak, özellikle o bak grip dönemindeyiz ya şu evet. An. Ya bazı ilaçlarda evet bulmak sıkıntı yaşanıyor. Zor. Evet, zor yani. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesiyle devam ediyoruz. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi de yine diğer gazetelerde olduğu gibi yani BMC fabrikasının arazisiyle alakalı konu gündem olduğu için manşetine onu taşımış. Biz farklı bir haberle devam ediyoruz. Akyol projesi Türkiye'yi konuşacak demiş. Gazetemizin Ferizli ziyaretinde birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu projelerini anlattı. Ferizli'yi turizme açma hakkında bir projesi olduğunu aktaran Başkan Gündoğdu, bu proje gerçekleşirse Türkiye'de ses getirecek dedi. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Kuzeye doğru gittiğimizde ilçelerde işte belediye başkanları falan var. Ya gerçekten isimlerini duyamıyoruz yani. Değil mi? Varlıklarından bir haberiz. Yani şimdi projeler konuşuluyor. O yapılacak, bu yapılacak ama maşallah hiçbir şey olduğu yok. İlçeler aynı şekilde duruyor. Ya kaç sene geçti biz seçim olalı? Yani 100 sene mi, 2,5 sene mi ne geçti? Biraz daha aktif olmaları gerekiyor. Hani tamam, güzel projeler, güzel sunumlar yapıyorlar.
güzel demeçler veriyorlar. İşte sosyal medyada da projelerini iyi anlatıyorlar. Ama bakıldığı zaman Ferizli, Söğütlü, işte Karasu, Kocaeli gerçekten bir şey yok üretmek yani. Anlamında bir şey hiçbir şey yok daha. Diyebiliriz. Karasu zaten olaylarla gündemden düşmeyen evet. bir ilçe oldu artık. Kocaeli zaten diye. Sınırlı bir ilçe. O da kendi halinde evet. o tarafta. Yani oraların... Söğütlü'ye bakıyorsun aynı şekilde. Ferizli Belediye Başkanı kim desem ben yani. Ben bilmiyorum ismini. Yalan yok yani. Ya tamam hani haber yaptığımız zaman falan hani gündeme geliyor bir şekilde yani, ismini dile getiriyoruz sokakta ama. Sokakta da sorsak bilmezler. Ben görsem tanımam ki. Değil mi? Yani görsem tanımam. Sayın Kocaeli Belediye Başkanı sanırım. Aynı şekilde. Bir de Kocaeli hani Ahmet Acar. Ya şimdi. Şey diyorlar herhalde hani bize dokunmayan 40 yıl yaşasın hesabı. Evet olmuyor öyle. O zaman uzak duruyorlar niye geldiler yani. Ki bu koltuklara? Yani insanlar niye oy verdiler o ilçede bir şey yapmayacaklarsa? Ya bir sene sonra falan çıkmaya başlarlar. Piyasaya. Şey oluyor evet, ya artık evet. zaman doluyor görev verilir ama dediğin gibi tanımıyoruz ya. Evet. Yani. Allah hidayet versin. Hani burada yani. Görmediğimiz vekillerimiz vardı bir de belediye başkanlarımız onlar oldu. Onlar da eklendi üstüne evet. Yani. Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Gün gazetesi de işte karla mücadeleyi başlığını taşımış. İşte Sakarya farkı manşetini atmışlar. Kar yağışına yönelik gelen uyarılar sonrası alınan önlemler işe yaradı. İşte Sakarya farkı. Ülkenin birçok yerinde kar yağışı sonrasında belediye ve karayolları ekipleri sınıfta kalırken Sakarya'da alınan önlemler sayesinde fazla bir sıkıntının yaşanmaması Sakarya'nın farkını ortaya koydu demiş. Karla mücadeledeki durumu aktarmış Yeni Gün gazetesi. Yani çok sıkıntı olmadı. Evet, evet olmadı. Sakarya Halk Gazetesi ile devam ediyoruz. Sakarya Halk Gazetesi de işte serbest bölgeyi manşetine taşımış ve bir tarafta da Başkan Ekrem Yüce'yi yolda kalanlara ya da işte konaklama yapan araçlarında bulunan vatandaşlara çorba dağıttı. Onu da bir diğer haber olarak ana sayfada görmüş Sakarya Halk Gazetesi. Biz alt başlıktan bir haberle devam edeceğiz. Kantar Göleti su tutmaya başladı demiş. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yapımı tamamlanan Kantar Göleti su tutmaya başladığını bildirdi demiş. Devlet Su İşleri'nden yapılan açıklamada su yatırımlarının yaşamsal öneme sahip olmasının yanı sıra tüm üretim süreçlerinin ana giderlerinden olduğunu belirtti. Ulaştığı her alanda zincirlerine bir reaksiyona sebep olan suyun hem sektörel hem de sektörel arası hareketleri tetiklediği aktarılan açıklamada suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğunu kaydetti demiş. Ya şimdi arkadaşlar Kantar Göleti ile alakalı başlık atılıyor. Göletin neye hizmet edileceği, ne yapılacağı, ne kadar su tutulacağı detaylandırılmamış. Yani başlıkta haberi birbirinize entegre ederseniz insanlar başlıkta okuduğu haberin devamında içeride okumak ister. Böyle de bir eleştiri yapalım yani. Burada su yatırımlarını konuşmamış yani sonuç itibariyle yapılan açıklamada. Evet. Göletle alakalı bir açıklama olmuş. Su yatırımlarıyla ilgili bir haber olsaydı sadece haberde onu görebilirdik ama ben orada şeyi okumak isterdim yani. O göletin neye hizmet ettiği, ne kadar su tutacağı, yani nasıl bir tamamlanma süreci geçirdim falan belirtilseydi. Metinden çekilen bir cümleyi. Evet, haberi iç sayfada görmüşler ama o altta da biraz haberden bahsedebilirdiniz evet, yani. Değil mi? Evet, doğru. Bak bu da Söğütlü demiş mesela bu göl. Evet, bak, Gölet. Öbürü Akgöl geliyor, Gelet. Öbürü işte Akgöl. Hiç duymadım. Ben duymadım. Sen belki duymuşsundur yok, da. Yok, ben bunu duymadım, yok. Yani bak ne kadar güzel değerler var Sakarya'da ama bunlar duyurulmuyor. Bizim evet. en büyük eksikliğimiz zaten Sakarya olarak bu. Duyurmuyoruz. Sesi reklamımızı iyi yapamıyoruz. Eksik kalıyoruz bir şekilde. Sakarya doğal güzellikleri olan, tarihi olan, sanayisi olan, tarımı olan bir şehirken biz yok ya. Gerçekten yok yani. Çok eksik evet. kaldık. Bakın ben ilk defa duydum. Kantar Göleti varmış Sakarya'da. Şaşırdım. Evet, haberin içinde detayını okuyamadık ama iç sayfada ben yayından sonra okuyacağım orayı. Kantar Göleti olduğunu öğrendik evet. Söğütlü'de en azından.
Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Adapostası gazetesi de işte kar yağışında yaşanan olumsuzluklara ekiplerin zamanında müdahale ettiği ve 24 saat üzerinden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmiş. Hüseyin, ne yapıyorsun bu arada? Yani rejideki arkadaşlar evet, çok dikkatimizi dağıtmaya, evet. Birebirler. Karla mücadeleyi manşetine taşımız. Biz farklı bir haberle devam edeceğiz. Şoförlere ödül demiş alt başlıktan bir haber. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı toplu taşıma şoförleri görev başında sergiledikleri duyarlı hareketlerden dolayı Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından ödüllendirildi. Başkan Yüce, kendileriyle gurur duyduk. Vatandaşımızın her anında yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz demiş, evet, alt başlıktan bir haber. Görüntümüz var, istersen izleyelim. Evet, bakalım izleyelim. Neler yaşanmış o anlarda. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı toplu taşıma şoförleri görev başında sergiledikleri duyarlı hareketlerle vatandaşın takdirini topluyor. Ben yardımcı olayım mı karşıya geçerken? Kentin farklı noktalarında yolcu taşıyan araçların sürücüleri son iki ayda kaydedilen ve paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Haber bültenlerinde kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip acil servise ulaştırmasıyla gündem olan Recep Dağdelen, durakta fenalaşan yolcuyu aracı alıp hastaneye götüren Ali Kemal Aktaş, engelli bir yolcuyu gideceği yere götüren Merve Fet ve trafikte yanan otomobile müdahale eden Tekin Çakır bu duyarlı davranışlarla vatandaşların gönlünü fethetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşın kalbine dokunan duyarlı davranışlarla gündem olan personellerini makamında ağırladı. Yüce, halkın hizmetkarı olan kamu çalışanlarının yaşanan her olaya önce vicdan penceresinden bakması ve bu şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Bundan sonra artarak Sakaryalımıza, yerli yaşayanlara ve misafirlerimize, Sakarya'ya gelenlerimize en hizmeti, ulaşım olarak en hizmet vermek adına bundan böyle daha dikkatli, daha özverili olmalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım camiasında her zaman için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yüce, şoförlere çiçek ve hediye takdim etti. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet, bu haberle birlikte yerel gazetelerimizi bitirdik. Çok merak ettim. Acaba o hediye ne verdi başkan? O şey, kese şeklinde vermiş. Çok güzel, evet. Altın yaldızlı bir kese. İçindekini açıkçası çok merak ettim. Şöyle söyleyeceğim. Maddi anlamda değerinin çok büyük olması çok da önemli değil. Gönül alma burada. İnsanları teşvik etme. Evet, yani arkadaşlarımız ne olduğunu söylüyor ama çok önemli değil. Burada maneviyatta düşünülüp hani oraya çağırıp bir onur edilmek, evet, bile çok güzel bir şey. Bu insanlar çünkü gün boyu, evet, direksiyon sallıyorlar. Yani onun maddi olarak çok büyük böyle değeri çok önemli değeri değil. Olması çok önemli değil yani. Maneviyatta dikkate alınmaları, işte oraya, evet, davet edilip, evet, evet, teşekkür edilmeleri, işte onur edilmeleri daha önemli bence. Evet, kesinlikle. Oradan bakmak lazım olaya. Biz de teşekkür ediyoruz bu ekranlardan. Evet, yani teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için. Karasu'da hatırlıyor musun? Gram altın mı vermişti başkan? Evet, gram altın vermişti. Bir de şöyle tutmuştu. Evet, bu arada evet şeyi söylemek istiyorum. Ya bak, bir şey söyleyeceğim. Orada o da doğrudur, tamam, gram altındır. Hani bütçeyle alakalıdır falan. Ya herhalde falan. Yani. O çok önemli değil yani. Anladın mı? Ya yani 1 lira da olur, 10 lira da, 20 lira da. Ya oradan bakmamak lazım. Ama bunu çıkıp da hani o gram altını böyle tutarak hani gözüne poz sokar vermek, gibi poz vermek falan doğru şeyler değil. Evet. Biz orada grama takılmadık yani. O poza, evet, takıldık hani, çok, yani çok büyük bir iş yapıyormuş gibi.
Onu etiket etmek hani doğru değil. Biz evet. Onu savunuyoruz. Evet evet doğru dedim. Bu arada İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar da koronavirüse yakalanmış. Onu da söyleyelim. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Allah şifa kendisine. Versin. Sosyal medyadan duyurmuş kendisi. Ve yerel gündemimiz bu kadardı. Evet. Ülke gündemiyle devam edelim. Ülke gündeminin ana maddesi, ana gündem başlığı kar. İstanbul ve kar yağışı. Hemen Hürriyet gazetesinde de görüyoruz. İstanbul kar yorgunu başlığıyla çıkmış bugünkü manşetine. Sürücüler iki gün sonra kontak açabildi İstanbul'da. İstanbul'u vuran karda araçlarını terk eden sürücüler iki gün sonra geri döndü. Kimileri kara saplayan araçlarını uzun uğraşlardan sonra kendileri çıkardı. Kimileri de çekici çağırdı demiş Hürriyet gazetesi. Hemen fotoğrafın altında da bir yazı var. Yanlarına kürek almadan gelen sürücüler araçların etrafındaki karları temizlemek için uzun süre uğraştı demiş. Zaten fotoğrafta da net bir şekilde görebiliyoruz. Polis telefonla aradı. Toplam 865 araç çekildi ifadelerini kullanmış iki alt başlıkta. İstanbul'da yollar dün sabah açıldı. Bağcılar Bakırköy hattında Beylikdüzü Esenyurt Hadımköy yönüne doğru yollar kara saplanan araçlarla doluydu. Yollarda yüzlerce araç kar kümelerinin içinde bekliyordu. Polis ekipleri araçlarının sahiplerine telefonla ulaştı. Tek tek aranan sürücülere aracınızı alın uyarısında yapıldı. Aracını almayanlar da zaten çekiciyle çekildi. Evet. Ama bu arabalar yüzünden, araçlar yüzünden dün haberlerde gördüm. Bayağı sıkıntılar, yanan evet, araçlar trafik, vardı. Evet, trafik aksamış. Bayağı aksaklıklar olmuş ama yollar da çok kötüydü. Sakarya'dan da açıldı yollar. İstanbul'a gidiş. Evet, evet. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani. Rahatlıkla dün itibariyle gidilen, artık ulaşım açıldı. Evet, gidecek olanlar rahatlıkla gidebilirler Sakarya'dan da hem Ankara hem İstanbul yönüne. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi de bugünkü manşetinde bunları kimlerin yaptığını biliyorum. Vali ile de paylaştım. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını getirdi. Hani kar gündemimiz ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte o akşam bir balık restoranına gitmesi Türkiye'nin en büyük ikinci gündemlerinden biri oldu bu son günlerde. Evet. İBB Başkanı İmamoğlu suçu önlemede kullanılması gereken MOBESA kayıtlarının katıldığı bir yemeğin ifşası için kullanıldığını belirtip isyan etti. Hemen fotoğraflarda o anları görüyoruz. Yani MOBESA bu görüntü bu arada doğruymuş. Yani o akşam gidi ilk başta şey dendi. Hani montaj, eski görüntü falan dendi ama gerçekten doğruymuş. Ekrem İmamoğlu o akşam balık restoranına elçilerle yemekte bir araya gelmiş. Ve MOBESA görüntüleri de bunu doğruluyor zaten. Hani MOBESA görüntülerinin verilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun peşinde takipçisi olacağını ifade etti kendisi özetle. Yani okumayayım hiç, özeti bu şekilde. Yani çıkın artık bu gündemden ya. Gerçekten yani İstanbul şu an perişan durumda. Karı konuşalım, tıkanan yolları konuşalım ama gündemimiz bu oldu. Ekrem İmamoğlu oldu. Geçen hafta Sezen Aksu'ydu, bu hafta Ekrem İmamoğlu. Gidiyoruz bakalım. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi de perişan ettiler başlığıyla çıktı. İktidarın krizden çıkış yolu olarak gördüğü yüksek ihracat söylemi enerji kısıtlamasına takıldı. Üst başlıkta vermiş. İran'dan gelen doğalgazda yaşanan sıkıntılar nedeniyle organize sanayi bölgelerinde üretim durma noktasına geldi. Elektrikte %70 kesildi, doğalgazda %60 kotası uygulanırken fabrikalarda da denetim başladı. Sınırda olan ya da kotayı aşan fabrikalara da uyarılarda bulunuldu. Yine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kusti Tuncay'ın açıklamaları var. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı, elektrikte kesinti olunca gazla tek başına çok işe yaramıyor. Üretim hayatının kısıtlanmasının ekonomiye etkileri kendini bir günde belli etmez, üretim maliyeti olarak yansıyacaktır ifadelerini kullanmış. Ama Cumhurbaşkanı açıklamalarını az önce paylaştı. Bir 10 gün içinde sıkıntının aşılacağını ifade etti kendisi. Ama işte Sayın Akgünaltu da çok endişelilerdi. Ya tabii canım, endişeli olmaz mı? Yani bir gün bile elektrik doğalgaz kesintisi yaşasa milyarlarca dolar zarara gireceğini söylediler, ifade ettiler.
Ve Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi de İstanbul'u kara o yalana saplandı başlığıyla çıkmış. Bugünkü manşetine Ekrem İmamoğlu ile ilgili milyonlarca vatandaş karla boğuşurken balıkçıda yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun görev başındayım algısı fena çöktü demiş. Üç satır görüyoruz. Karda mahsur kalan İstanbullular çaresizce İBB'den yardım bekledi. O saatlerde İBB Başkanı'nın balıkçı keyfi yaptığı ortaya çıktı. Büyük skandal önce inkar edildi. Troller başkan orada yoktu yalanını yaydı. Apar topar AKOM'a giden İmamoğlu görev başındayım algısı verdi. Gerçeği örtemeyince İmamoğlu 19 saat sonra 1 saatlik molaydı. Yemek zorunda kaldım. Bu da yalandı. Balıkçı keyfi 3 saat sürmüştü ifadelerini kullanmış. Ve son evet. Gazetemiz Posta Gazetesi. Posta Gazetesi de yine kadın cinayetlerine dikkat çekmiş. Adres farklı, şiddet aynı başlığıyla çıkmış. Kadın cinayeti bu kez Amerika'nın gündemindeydi. Kurbansa bir Türktü. ABD'de yaşayan öğretmen Bengü boşanmak istediği için eşi tarafından katledildi. Saldırıda Bengü öğretmenin annesi de ağır yaralayan koca en son kendisini vurarak intihar etti. Haberiyle çıkmış. Yani şiddetin türü şeyi yok. Şiddettir. Yeri de yok. Ülkesi. Ülkesi de yok dediğin gibi. Ya bu tarz haberlerde benim dilim tutuluyor. Evet. Yani çok şey söylemek istiyorum ama görevi itibariyle işte kurallar, etik kuralları falan itibariyle bu ekranlarda çok şey söyleyemiyoruz ne yazık ki. Ama söylenecek çok şey var ama değişiyor mu? Değişmiyor sonuç. Yine aynı. Her akşam biz cinayet haberleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Ne yazık ki Allah ıslah etsin. O da intihar etmiş zaten. Kafasına sıkmış. Evet. Kendini kurtarmış. Bitirdik galiba. Bitirdik. Yarın haftanın son günü. Evet. Yarın bakalım aynı saatlerde tekrar biz bu ekranlarda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle evet. Diyorum ben. Herkese hayırlı günler. Evet, teşekkür ederim ben de sana efendim. Bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz programımızın. Saat 10'u gösterdiğinde yarın yine sizde olacağız, birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, güzel bir gün geçirin dileklerinde bulunuyoruz ve görüşmek dileğiyle hoşça kalın.